Sel felaketinde can kaybı resmi olarak 21'e çıktı bugün. Çünkü Şanlıurfa'da aracıyla sele kapılan tır şoförü Emin Ergün vardı ya, aranıyordu. Maalesef acı haber geldi. Tahmin edildiği gibi cansız bedenine ulaşıldı. Deprem bölgesinde de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Selin vurduğu Şanlıurfa'da kaybolanlar arasında tır şoförü Emin Ergün de vardı. 15 Mart'ta aracıyla sele kapılan Ergün'e ulaşmak için 100 kişilik ekip çalışıyordu. Baraj Gölü'nde Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yer sallandı, can havliyle kendilerini dışarı attılar. 6 Şubat'tan bu yana sarsıntıların sürdüğü deprem bölgesinden gelen son görüntü bu oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 5,3 büyüklüğündeki deprem kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay'da yıkılan binaların çoğunun enkazı hala kaldırılmayı bekliyor. Birçok binada ağır hasarlı. O binalar küçük bir sarsıntıda her an yıkılıp yola savrulabilir. Bazı aileler de yıkılan binalarının üzerine enkaz kaldırma çalışması sırasında burada olmak için telefon numaralarını yazdı. Ya bizim çocuğun eşyaları kaldı orada, özel eşyaları, onları alacağız orada. Hmm. Enkaz kaldırılırken bizi aramalarını istedik. Deprem binaları, hayatları yıktı. Felaketten kurtulanlar enkaza dönen evlerinden çıkacak eşyalarına muhtaç. Hadi gel. Bütün vatandaşlar, bütün insanlar koşa koşa çıktı, telaşla çıktı. Hani özel eşyaları kaldı, paraları kaldı, altınları kaldı, telefonları kaldı. Hiçbir şey çıkarmadan çıktılar. Enkazdan çıkan fakat kime ait olduğu bilinmeyen değerli eşyalarsa güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Burası Antakya'nın en işlek noktalarından Kurtuluş Caddesi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş yeri ve ev sahipleri de burada çalışmaları yakından takip ediyor. Az önce de bir miktar para bulundu. Polis memurları şimdi onu poşete doldurdu. Birazdan da emniyete götürülecek.